Çıplakken. Oo, bu ışık ne lan? Günaydın. Aha. Ya ışık tatsız. Işık tatsız değil ben. Bu ne oluyor ya? Heh. Evet arkadaşlar. bugün şeye gidiyoruz. Formula'nın son günü. Formula'nın yarış günü. Bu outfit of the day'im. Kıyafetimiz. Ne diyecektim? Yani dün bayağı eğlenceli geçti. Bugün de işte gidiyoruz. Yol ne kadar sürüyordu? Çok içim yağlı. 50 dakika boyunca vın vın. Neyse. Ne diyecektim? Yani 5'e kadar falan oradayız. Bu şekilde. Mercimek köftesi var bu arada evde. Ama onları alamayız herhalde diye düşünüyorum. Almayalım da zaten. Ama mercimek köftesinin varlığı bile... Yani varlığını bilmek bile aslında bir lütuf. Hayat bana verdiği bir lütuf. Şimdi sizin karşınızda gömeceğim bir tane. Ağzıma soğan geldi. Ay cildim çok kötü. Oğlum bu ne? Monster'da bullshit the summer. Hadi arkadaşlar ikimiz de her yeri dağıtıyoruz. İnanılmaz. Ve çok şişim var hala içemedim. Geldik geldik. Şimdi kapının önündeyim. Anlat biraz. Arkadaşlar sırası onlardaki. Yemek sırası. Düşüncelerini alayım. Yürüyorum şu an. Ne? Arabayla yürüyorum. Ay düşüncelerini alayım şu an. Düşüncelerim çok ses var. Evet. Ben açıkçası çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Sesimin gitmenine dair de yemin edebilirim. Selamlar. Görüşmeyeli çok oldu gibime geliyor editteki Deniz ile. Yani ben kendimle görüşüyorum gerçi ama anladınız. Burada ne diyeceğim? Bir tane adam vardı, tamam mı? Yani bizim karşımızdaki binanın üstünde duruyordu. Yani DJ, tamam mı? DJ ya da coşturucu adam. Coşturucu bir adam vardı, tamam mı? Ve o kadar böyle saçma ve komikti ki adamın. Yani saçma demek de bilmiyorum. Adam izleyip üzülmeyecek ama yine de üzücü bir kelime bence ama gerçekten saçmaydı. Kopuyor kendince, İngilizce konuşuyor ve dediği hiçbir şey anlaşılmıyor. Yani birazdan göreceksiniz. Abi, videoyu böyle 80 defa falan izledim. Hala anlamıyorum ne demek istediğini. Böyle are you real ya da Red Bull are you real, yani böyle bir şey bağırıyor ama anlamıyorum. Adam böyle o kadar eğleniyordu ki. Yani adamın enerjisine erişemedik ablamla ama gerçekten helal olsun kendisi. Şenlendik adamı izlerken. Lewis senin ise Ricardo ile Verstappen'i alıyorum. Bir de Gasly'yi. Eğlence. Ne haber kanki? Formula'dayım. Sesim o kadar duyulmuyor ki bu arada. Heyecanlıyım arkadaşlar. Formula'dayım kanki. Arkadaşlar yanımda bir tane kadın var ve dediğim her şeyi dinliyor. Ben çok utanıyorum. Tükürdüm eline. Sivilcelerimi gösterebilir miyim? Lütfen. Formula'dan canlıyım. Aa, çek çek çek. Bak oğlum önümüzde. Oğlum önümüzde. Önümüzde. Oğlum internetim yok. İnternetim yok. Güle sana. Ay karnım çok kötü ya. Lavaboya girebilirsiniz. Yok yok. Girmem de soğuk yedim baya. Hadi canım. Senin benim oturduğum yerde ıslak diye ben de dondum yani. Arkadaşlar merhaba. Bugün Serra tırnaklarını yaptırmış. Formula'dan çıktım be. Serra ile Akasya'da yemek yemeye geldik. Alnım çok büyük şu an. Risksizdir yapacağız şimdi. Risksizdir. Evet. Merhaba. Merhaba. Merhaba.
Hayır, şimdi bir şey varsa çok sıçarsın. Ben çok gerginim. Ben çok gerginim çünkü benim salı günü okulum başlıyor. Şokluğun ne olduğunu bilmediğini anlatayım. Ha, şöyle bir olay oldu. Deniz Hanım bir anda dedi ki lokum çok severim ya yaptığını. Evet. Tamam, ben de severim dedim ama kuş lokumu dedi. Tamam, ben dedim ki kuş lokumu ne dedim. Bu da ne? Bilmiyor musun? Çünkü bilindik bir şey ya kuş lokumu. Nereden bileyim ben kuş lokumu? Kuş lokumu zerre. Ya sus, ben bir anda bir sus. Yaprağı. Coronavirus. Mesafe. Risk sister. Neyse, sonra ben lokumun ne olduğunu biliyorum gayet de. Severek tükettiğim bir yemek. Şey, tatlı yemek. Friskly yani baya. Ondan sonra Deniz bana döndü dedi ki, lokum da biliyor musun? Evet, çünkü kuş lokumunu hayal edemeyince ben lokumu da hayal ettirmek istedim. Yazar mısın kuş lokumu? Anladım ne dediğini. Yeşil, kırmızı, sinirlendirme beni. İğrenç bu arada bunun tadı. Ya kanka, gayet güzel. Ya sen siktir, kalk bu masadan. Kalk bu masadan, şarj aleti olan birini bul. Bu böyle işte, aniden satabilirsiniz yani, şaşırmayın. Merhabalar. Ah, canım acıdı. Kan verdim demin. Halamın çeyizlerini kırsam ne kadar tatsız olur sırf video çekmek için. Hop, alnım ne kadar büyük lan. Demin kan verdim. Tipim... Neyse, niye kan verdim biliyor musunuz? Dün dermatoloğa gittim, tamam mı? Dermatolog de böyle. Aa, bak şimdi. Dermatoloğa gittik. İşte maskeni çıkarır mısın dedi. Ben de çıkardım. Sonra böyle yaptı. Ooo. Yemin ederse böyle ooo dedi. Seninki çok aşırı seviye dedi. Sivilcelerinde de senin ilaca başlaman gerekiyor dedi. Sonra ben dedim ki hani işte yazın tamamıyla geçti. Sürekli kışın böyle bir anda artıyor. Adam da bir garipsedi etti. Benim normal bir tarafım zaten yok yani, anladınız mı? Sürekli ilaca başla dedi. Ya hakikaten iğrenç gözüküyor bu. Oha, kamerada daha kötü gözüküyor bence. Ya da hakikaten iğrenç. Yeah. Zoretenine başlayacağım galiba. Delireceğim bu arada. Ay yok artık. Böyle konuşacağım artık. Zoretenine başlayacağım. Zoretaninde de sivilcelerin böyle parladığı bir dönem oluyor. Cildin kustuğu bir dönem oluyor. Sanki şu an yeterince iğrenç değilmiş gibi. Ve bu dönemi ben yaşadım ilk ilaç kullandığımda, sivilceye hapı kullandığımda, hazırlıkta mı ne kullandım. Adama da dedim ki hani yine böyle bir dönemden geçecek miyim dedim. Hani sivilcelerin parladığı bir dönemden geçecek miyim? Adam dedi ki bunu %15'lik dilim yaşıyor dedi. Ben yine %10'ma, yine hani en kötü dilim, ben en boktan dilim. Yine ben de. Sonra dedim ki, yani dedim doktor bey dedim, ben birinciye kullandım bu hapı, ikinciye kullanıyorum şimdi hani. Niye böyle oluyor dedim. Adam dedi ki, bu da %30'luk dilim dedi. Ya hem %30'a hem %15'e nasıl girer bir insan ya? Al bak, şimdi yine sivilce hapı kullanacağız. Sokağa çıkmayı düşünmüyorum zaten. Gerçekten artık evden dışarı çıkmak istemiyorum. Sadece... Yakın arkadaşlarım sesim iğrenç duyuyor bu arada şu an. Ama sinirliyim. Bayağı tadım kaçık bu arada. Hani böyle küçük gülmelerime bakmayın. Gerçekten tadım çok kaçık. Yani genel anlamda. Neyse, ben sadece arkadaşlarımı görmek istiyorum. Ama onlar da mümkünse evime gelsin. Onun haricinde gerçekten kimseyle tanışmak, kimseyle yapmacık konuşmaların içine girmek, kimseye iyilik yapmak, kimseye bir şey yapmak istemiyorum. Sadece evde oturmak istiyorum. Evet, bir de üniversitemi kazanmak istiyorum. Cildim o kadar kötü mü gözüküyor ya? Kamerada çok kötü gözüküyor. Aynaya bakacağım. God damn it. Ay, öcü gibiyim ya. Neyse. Böyle yani. Doğurganlık şeyi de istedi adam, test. Doğurganlık değil de hamile miyim ona da bakmak istedi. Mutlaka ki Allah'tan onu da aradan çıkardık. Hamile miyim değil miyim onu da gördüm. Çok şükür içim rahatladı. Pezevenk. Kamerada çok kötü duruyor. Neyse, biraz daha delirme. Çok az daha. Ne zamana kadar sürer bilmiyorum. Biraz daha. Bugün ilk hapımı aldım. Akşam almadım. Akşam da alacağım. Bir sabah 10 alıyorum ya da sabah 20 alıyorum. Akşam 10 alıyorum. Miligram. Zoretenin ilk hapımı aldım arkadaşlar. Birlikte bu süreçten birlikte geçeceğiz. Yani çok siz... Hani birlikte geçeceğiz derken... Simultane bir şekilde değil de izlersiniz anlamında. Şu anki halimi size göstermek istiyorum. Çok kötü yani, bayağı tatsız. Özellikle böyle alttan veya üstten vuran ışıklarda böyle bak. Oo!
komşu ne yapıyor diye bakıyor kesin ama çok korkunç gözüküyor üstten vuran ışıklarda. O yüzden hiç deneme kabinlerine falan girmiyorum. Bak böyle pötür pötür, anladın mı? Yani şuradan vursa mesela, ya ışığın nereden vurdu önemli değil. Neyse, sivilceliyim işte bayağı. Neden oldu gerçekten bilmiyorum. Neden bu kadar parlama yaşadı bilmiyorum. Hani geçen kış da böyle olmuştu ama bu şiddette olmamıştı. Bir anda niye bu kadar, bu denli artış yaşandı gerçekten bilemiyorum. Dediklerini sadece boş yapmak istedi. Bu kadar. Selam. Şöyle koyayım madem. Süper. Hapımın ilk günü. İçiyorum. Tipimi sik. Hop. Bol suyla içecekmişim. Kimyasal vücuda girmiştir. Saçım hakikaten... Geçen gün yeni kestirdim de saçım biraz... Bir tık olmamış gibi ama... Bakın kafam müthiş bir... Yumurta ya. Hakikaten kır çırp ye anasını satayım. Neyse. Vlogu kapatmayı düşünüyorum artık, yeter, kafi. Sağlam kafi. Bu ne hal ya? Bu ne hal ya? Bugün hangi gün? Pazartesi mi? Ay pazartesi diyeyim, pazartesi olsun, hiç bakamayacağım şimdi telefonu. Çok sinirim bozuluyor. Bunları görünce... Kapatacağım artık vlogu. Artık spora başlamak istiyorum. Tamam hadi, yeterli hayat enerjisi topladım bence. Çok az depolamışken... Ay çok tadım kaçıyor şunu görünce. Kapatıyorum ya. Çünkü ben kameraya baktıkça daha da sinirleneceğim. Görüşürüz. Çok fazla sivilcelerim hakkında şikayet edersem şimdiden özür dilerim arkadaşlar. Çok fazla sivilce çıkarırsam onun için de şimdiden özür diliyorum. Bu şekilde kapıyorum vlogu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Öptüm. Teyzenlerinize selam. Bu şey değil mi ya? Jack ve Rose. Sevişme sahnesi.